kişiye gram faydası olmayan çakma spor eğitim videoları seyretmek yerine yararlı olanı ayırt edip, dikkatle izleyip, düzenli çalışan ve sabırlı olabilen herkese merhaba. Bugünkü sportif yüzme eğitim video konumuz serbest stil yüzmesinde altılı, ikili, dörtlü bacak vuruş ritim teknikleri, bunların kullanılma maksatları ve eğitim şekli hakkında. Size göstereceğim birinci bacak vuruş tekniği her bir kol döngüsünde 6 tane bacak vuruşunun yapılmasıdır. Bu vuruş tekniğinde sağ taraftan nefes alındıktan sonra sol kolun çekişe başlamasıyla sırasıyla sol, sağ ve sol bacak vuruş yapar. Sağ kolun çekişe başlayıp nefes alınan ana kadar geçen sürede ise sağ, sol ve sağ bacak vuruş yapar. Altılı vuruş döngüsü bittiğinde nefes alınırken bacaklar çok kısa bir süre hareketsiz kalır. Orta uzun mesafe ve rahat tempolarda yüzerken bacak vuruşları yumuşak bir şekilde icra edilir. Zira bacaklardan üretilen itiş gücü kollara göre aşırı azdır ve aşırı hızlı bir şekilde de tüketir. Split yüzmesinde ise mesafe kısa olduğu için bacak vuruşları şiddetli yapılır. Bir kısım üst seviye sprinter yüzücüler her bir kol döngüsünde 8 veya 9 tane de bacak vuruşu yapabilir. Bu bacak vuruş tekniği vücuda daha doğal gelmesi sebebiyle diğerlerinden daha kolay öğrenilir. Fakat yine de bu vuruş tekniğini akıcı bir şekilde uygulayabilmek için belirli bir süre çalışmanız gerekir. Bu sebeple temel eğitim sürecinde ve bir sonraki safhada idmanların ilk dakikalarında bacak tahtasıyla 100-250 metre arası çalışmak uygun olacaktır. Yüzücü şnorkeli kullanmak ise daha iyi bir vücut pozisyonuyla çalışmanıza yardımcı olacaktır. Bacak vuruş setlerinizde öncelikle yumuşak ve devamlı olarak bacak vuruş yapmaya odaklanın. Geliştikçe daha tempolu vuruşlar yapmaya çaba sarf edin. Kol çekişini gölgelemeden, onu destekleyen akıcı bir altılı vuruş tekniğini geliştirmeden göstereceğim diğer vuruş tekniklerini asla çalışmayın. Size göstereceğim ikinci ritim, her bir kol döngüsünde iki bacak vuruşunun yapıldığı düz ikili bacak vuruşudur. Bu teknik çekiş yapan kol ile aynı taraftaki bacağın vuruş yapmasıyla icra edilir. İkili vuruşa başlamadan hemen önce vuruşu yapacak ayak daha yukarıda kısa bir süre asılı kalır. Sonrasında vuruşa başlamak için biraz daha kaldırılır ve vuruş yapılır. Birçok uzun mesafe, havuz ve açık su yüzücüsü gereksiz enerji tüketimi olmadan bacaklarından destek alabilmek için bu ritmi uygular. Bu tekniğin uygulama hatasından da bahsetmek istiyorum. Bir kısım yüzücü bacak vuruş ritmini kollarına uydurmak yerine bacaklarını çok yavaş vurup kol çekiş hızlarını da buna göre ayarlayıp düşürür ve suda aşırı süzülme yaparak hız kaybına uğrar. Öğrenim sürecinde bu normal bir durumdur. Fakat sonrasında kollarınızı bacaklarınıza değil, bacaklarınızı kollarınıza uydurun. Çünkü serbest stil yüzmesinin teknik hususları içerisinde doğru veya yanlış yapıldığında suda ilerlemeyi en çok etkileyen ve geliştirilmesi için vakit ayrılması gereken birinci öncelikli konu kol çekiş tekniğidir. Bu vuruş tekniğini öğrenmek için size tavsiyem ilk dönemlerde duvarda. Sonrasında ise yüzücü şnorkeliyle kolları kullanmadan izole bir şekilde çalışmanız ve bunu yaparken içinizden sayarak ritmi kontrol etmenizdir. Size göstereceğim üçüncü bacak vuruş tekniği dörtlü ritimdir. Bu teknikte kol çekişi ve kol toparlaması boyunca aynı taraftan bir tane bacak vuruşu yapıldıktan sonra diğer tarafa geçince üç tane bacak vuruşu yapılır. Yani kol döngüsünün ilk yarısında ikili bacak vuruş ritmiyle başlanır,
İkinci yarısında ise altılı bacak vuruş ritmi ile devam edilir. Bu vuruş tekniğini öğrenmek isterseniz ikili bacak vuruş tekniği ile aynı yolu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir kısım 800 metre ve üstü yarışan müsabak yüzücü yarışın başında ikili, son bölümüne doğru altılı ve orta bölümde ise dörtlü bacak vuruşunu kullanır. Bu söylediğime en güzel örnek olimpiyat şampiyonu rekortmen yüzücü Amerikalı Katie Ledecky'dir. Rio olimpiyatları 800 metre serbest stil finalinde yarışa ikili bacak vuruşuyla başlayan Ledecky devamında sırasıyla dörtlü ve altılı bacak vuruşlarını kullanarak kendisine ait olan dünya rekorunu 2 saniye daha geliştirmiştir. Size gösterdiğim 3 varyasyonda yüzme temponuzu geliştirmenize faydalı olacaktır. Fakat eldeki zamana göre öncelikle altılı ve ikili vuruşları öğrenin. Gelecekte hayali değil, gerçek ve somut yeni spor eğitim videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın.